Koltuk ayarlamıştık değil mi? Şimdi bir daha ayarlayayım mesela azıcık bir tık. Tamam, koltuğu ayarladık. Tamam, ayarladık. Yani emniyet kemerini takıyoruz. Taktım. Takalı. Aynaları kontrol ediyoruz. Evet, aynalarda da herhangi bir sıkıntı yok. Frene bastık. Kontağımızı açıyoruz. Işığın sönmesini bekliyorduk hocam. Evet, ışık söndü. Çalıştırdık. Şimdi bundan sonra sıran yok. Gel freni indir veya otomatik. Freni çekiyor. Freni, hayır, freni basılı. Fren basılı. Otomatik araçlarda vites koluyla oynayacaksan mutlaka fren basılı. Tamam. Şimdi freni yavaşça bırakıyorum hocam. Önce sol sinyal, sonra ayna. Müsaitse karşıya düz devam edelim. Geç kazan. Yola giriş yaptık. Sinyal ne kadar geç kapatırsan o kadar iyi. Çok da geç değil ama hemen tamam. De kapatma. Yokuş aşağı ayağın sürekli frende olsun hocam. Gerektiği kadar. Yokuş aşağı fren basmaktaki mantığımız ne? Yavaşlamayacak, hızlanmayacak. Yani yavaşlatmak amacıyla basmıyoruz, hızlanmasın, yavaşlamasın amacıyla basıyoruz. Evet. 5-6 saniyede bir sürekli aynalarına bak, etrafından sürekli haberdar ol. Biz trafikte hiçbir zaman anormal sola ya da anormal sağa yanaşmıyoruz. Ancak yardımlaşma yapmamız gereken durumlar oluyor. Bas freni hafif. Mesela bak burada çok yaklaşma. Nasıl olur? İlerle. Diyelim karşıdaki araba biraz önce yaşadık değil mi? Otobüs bize doğru bir çıktı. Biz de hafif kaçabildiğimiz kadar orada o trafik sıkışmalarında sağa sola hafif esnemeyi düşüneceğiz mutlaka. Evet hocam. İşlerin nasıl? Hamdolsun hocam ya. Şu an biraz hareket. Yavaş. Burası çok yüksek. Hareket var ama iş bitmiyor şu an tapuda. Ama bitecek inşallah. Ben biraz da ünlülerle çalışıyorum. Hayırlısı bakalım. Gökhan arkadaşımız, değerli arkadaşlar. Redstone'da. Redstone Yatırım Gayrimenkul'de gayrimenkul danışmanıyım. Çok tüm gayrimenkullerinize talibim. Tüm gayrimenkullerinize talibiz. Aynen. Gökhan Aksu, Redstone Yatırım Gayrimenkul. Şimdi böyle bir dümdüz gidelim, trafiğin içine doğru bir gidelim. Gidelim hocam. Sağdaki arabayı erkenden gördün. Gördüm. Sol aynanı kontrol ettin. Hafif sola kaydın. Biraz fren aldın. Kavşağa geldik çünkü. Al freni. Buraya daha temkinli. Evet, geç bastığımız da. Fren. Bak bas freni. Geç bastığın fren hiçbir zaman işe yaramayacak. Onun için erkenden basacağız. Tedbir alacağız. Çok yaklaşmayı denemem ben o zaman. Ben durduğumda ilerle yavaşça. Geç gaza. Bana mı? İlerle sen. Bas gaza. Ben durduğumda öndeki arabanın tekerleğini görürüm gibi. O şekilde dururum ki o gidemezse ben çıkıp gidebileyim. Anladım hocam. Çok yanaştığında o gidemeyince sen de gidemezsin. Böyle trafikte arkadan çalan kornaya da yani öndekiler gidemiyor. Evet, öndekiler gidemiyor. Orada yapacak bir şey yok. Geç gaza. Freni biraz daha böyle hafif kullanmakta fayda var. Burada frene basarken gözünle ölçeceksin. Adam geçebilecek kadar frene veya öndeki arabanın fren lambasını gördün. Gazdan ayağını al. Yani o bıraktı. Hafif fren al. Aynen ona baktım basmış. Zaten gördüm. Biraz daha fren almalıydı. Tamam. Tekrar kavşağa geliyorsun. Erkenden freni aldık. Zaten kasiste yapmışlar artık buraya. İyi yapmışlar ya. Burası tehlikeli. Karşıya düz geçeceğiz. Sola baktın. Sağa baktın. İlk temas soldan sonra sağdan. Sol şeritten hiç ayrılmadan şuna dikkat et bak, tersten geliyor, görüyor musun adamlar? Evet. Sol sinyalle sola dönelim lütfen. Biz çok sağa gelme, bak sağındakine bak, gör ne oldu. Evet. Evet. Soldan lütfen. Beyazın arkasına doğru. Yaklaşma, tekerleği kaybetme hiçbir zaman. Şimdi böyle olduğunda çevirdin mi çıkarsın, diğer türlü çıkamazsın. Bak tekerlek ayarı yap. Evet. Aklında her zaman bu duruşta şu silecek kolunu kendine doğru çek camı yıkasın. Çek biraz daha. Tamam. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şu ön tarafı, öndeki arabanın tekerleklerini görün ki gidemedi. Arıza yapabilir değil mi? Olabilir. Başka bir şey olabilir. Çevirirsin, çıkar, evet. Gidersin. Diğer türlü geri manevra yapmak şu bu. Doğru. Arada bir mesafe olması lazım ki geri dönebilelim. Yani oradaki bir metre bize bir şey kazandırmıyor zaten.
Biz şimdi buradan ışıklara doğru değil, sağa doğru çıkıyoruz. Gebze yolundan mı gideceğiz? Şu istasyon caddesini bir düzelelim önce sağa. Oradan bakarız ne tarafa gideceğiz. Tamam. Siz nasıl oldunuz hocam, sağlığınız falan? Çok şükür ya. Allah'a çok şükür, sorun yok. İşte trafiğin de cilvesi bu. Böyle boş boş bekliyorsun. Evet. Evet, oradasın. Karşıda yeşil yandı. Öndeki arabanın fren lambasıyla birlikte. Sağa geçeceğiz değil mi? Biz sağa gideceğiz. Sağ sinyalini yak istersen sen. Evet, ilerle. Geç gaza. Mesafeni koruyarak git. Bu şehir içinde ayak gaza basarken aslında ayağın frene bakıyor. Bir gözü frene bakıyor. Gaza basıyorsun ama ne demek istediğimi anladın mı? Geç bunu. Daha uzak. Bak soluna gelen yoksa ilerle. Geç gaza. Var mı gelen? Yok. Sağ şerit senin. Evet, biraz daha sağa almalısın. Karşıdaki ışığı gördün. Gaza basmaya gerek yok. Yok. Fren lütfen. Duracağımız yere boşu boşuna gaza basmaya giderek burada freni basıp durmaya gerek yok. Yavaş yavaş gideceğiz. Işık nasıl olsa kırmızı. Ne zaman aldın ehliyet sen? 2009 yılında aldım. Gökhan Bey sürücü belgesini 2009'da almış. O yıl bu yıl hiç kullanmadım ya. Otomatik kullanmadım ki, hep manuel. Ama manuel de bile benim olmayan arabaya da hiç heveslenip de... En önemlisi de o, biliyor musun? Araba kullanmadım. Senin olacak. İşte en son işte babam sağ olsun. Gözün ışıkta, şu sağdaki arabanın hareketliliğini görürsün, çevirme, solun dolu. Burada ne yapacağız Gökhan? Biz bırakacağız, gidecek. Hayır öyle değil, şuna. Hah, ilerle. Şimdi sol aynanı kontrol et, sola kaynak gerekiyor. Ver sol sinyali, yavaş yavaş kay. Kay yavaş yavaş. Sol müsaitti, kayabildik değil mi? Şimdi nereye geliyorsun? Yine kavşak. Gazdan ayağın çek. Lefa ne diyor? Gaz frene lütfen. Lefa dur diyor çünkü. Duruyorsun. Evet, sen durmak zorundasın. Ya bunlar niye durmuyor? Geç gaza, ilerle. O kurala uymuyorsa bizi ilgilendirmez. Boşver. Hayır yok. Soldan sen. Şimdi sağ şeritte aklın. Sağ aynandakini gör yalnız. Baktım. Buraya. Şuraya bak. Heh. Gel sağa doğru. Bak görüyor musun? Buradaki. Ben bu taraftan sinyali gitmek kapat, zorundayım. İlerle. Şu geçsin, sinyali kapat. İlerle yavaşça. Mesela burada da çevir sağa lütfen. Burada da hak sende ama durmuyorlar mesela. Anladın mı? Evet. Kavşak içindekinin hak her zaman. Yerden ambulans geliyor. Bizim hakkımızda değil. Şimdi önce bir hareket tarafına doğru gidelim. Direksiyondaki ellerini biraz daha aşağı alabilirsin. Sağ sinyalini yap. Sağ lütfen. Ooo, hızlı kalmış orada. Yak sinyalini, yansın. Kamyonun arkasından devam edeceğiz. Sağdaki çizgiyi görüyor musun? Görüyorum. Gaza geç lütfen. Çizgiye basma, çizgiden uzaklaşma. Yapıştır kendini çizgiye. Çizgiye yapış. Üstüne basma. Ondan uzaklaşma. İçeri girme, dışarı çıkma. Evet, takip et çizgiyi şimdi. Burada ayar gerekiyor yani. Tamam mı? İlerle. Çizgiyle düzel. Çizgi düzelmeden düzelme. Çizgiyle düzel. Şimdi sol sinyalini ver. Sol aynandakini gör. Var mı gelen? Var. Onun geçmesine izin verdin. Milim milim kayıyorsun. Şimdi bu direksiyonun hassasiyetini burada daha iyi anlayacağız. Tamam. Sinyali kapatabilirsin. Tekrar sol sinyali yaktın. Gözün sol aynanda. Öndekini gördün. Değil mi? Gördüm. Bas gaza. Sol aynandakini bir gör önce. Bas gaza lütfen. Önce sağ şeride bir girdik. En sağdaki şeride girdik, düzeldik. Sinyali kapatalım. Şimdi bas gaza, çekinme. Sol sinyalini ver, orta şerit yapacağız. Kay orta şeride, bas gaza. Bilim bilim, bunlar biraz sert, daha bilim. Şimdi basıyorum bir örneğini ben yapacağız. Sinyalini kapat. Çizgilere yanaşmadan ilerle bakalım. Sol çizgiye çok geldi. Öyleyim hocam. Çoksa böyle, çok sağa çok sola gitme. Ortadan gidiyorum. Ortadan. Arada bir ufak tefek yoldan kaynaklı kaçmalar olacak. O senin işinde onu düzeltmek. Araç sürekli düz gitmiyor yol üzerinde.
sağa sola kaçmalar yapacak. Yani sen ayarlıyorsun ya, o biraz sonra bozulacak yoldan kaynaklı. Onu tekrar bir ayar yapacaksın. Her saniye bir ayar gerektirecek. Biraz azalt motosikletini gördüm. Çok doğru bir hareket yaptı. Su birikintisini gördü ve kaçtı. Basmayın. Basmayın. Doğru değil. Otomatik araçta yokuş aşağı. Gaza basmaya gerek yok. Zaten hiç yok.
kaçtı hızın? 77 idi sana 85. Frene basmıyorum. Biraz dokun freni. Bırak freni şimdi. Şimdi burada hız sınırına dikkat ederek gitmende fayda var. 77 olması lazım. Evet, en fazla. Geç kazan. Radarda %10, 70'e %10 yanılma payı koyarlar. 77, 78 dedi mi ceza yersin. Geç kazan. Her zaman öyledir. 90'sa 99, 100 de ceza yersin. Cezalar ne kadar olur şimdi hocam? Radara girme şekline göre değişiyor. Yani normal %10 geçtiysen normal bir cezası var. 450-500 civarıdır sanırım. Fazla geçecek, %10'dan fazla geçmeye başladık. 2'ye katlıyorlar cezayı bu sefer. Senin nasıl radara girdiğine göre değişiyor. Yine sağdan giriş çıkışlar olduğunu görüyoruz. Onun için hangi şerit? Sola yanaşmadım sen. Ortadan gidiyorum hocam. Sürekli orta şerit. Bu sağdan giriş çıkışların bol olduğu yerlerde mutlaka orta şeridi kullanmakta fayda var. Bak hata yapıyorsun. Evet, trafikte sağlam olmadı. O hatanın da hatasını üst üste yapıyor. Sağdan sağdan. Çift şerit. Yani bu insana da kaza yaptırır öylesi insanlar. Yani. Bu çok ama bitmez. Onlar kendilerine güvenen insanlar. Ama ne kadar güvenen? Trafikte kendine güvenmek de bazı şeyler hallolmaz. Tabii ki hallolmaz. Yani. Kural çok önemli. Baksana insanlar. Az gaz verebilirsin şu anda. İç aynındakinin farkına var. Fark ettin mi? Kas yapıyorum hocam. Evet, ona uğraşıyoruz zaten. Vallahi spora gitmene gerek yok. Gazı bırakalım. Annenin neler yaşadığını anlayabiliyor musun? Aynen öyle. Annem bu yolları sürdü değil mi? Evet. Helal olsun ya. Vallahi. İşte sırf vallahi ona da araba almak için. Otomatik alacağım zaten. Gelmesin. Şimdi işin zor tarafına geldik. Gelmesin abi lütfen. Şey, frene basayım mı? Azıcık frene dokunabilirsin. Çok az hissetmesin araba. Çünkü yer kaygan bir virajdasın. Biraz daha yeterlidir. Bırakabilirsin artık. Şimdi 100'den geriye ikişer ikişer saymanı istiyorum. Nasıl yani? Veya 100'den geriye ikişer ikişer say. 80. 100'den geriye. 98. Ha 98. 90. Direksiyon lütfen. Hocam niye sayıyorsun? Say işte bu önemli. Bak say. Anlayacaksın. Say. 98, 94, 92, 90, say 88. Yoluna bak. Sol aynana bak. Say. 88. Ya hocam. Say. 88, 86. Evet. 84. Evet. 82. Hayatında hiç bu kadar zor saysaydım. Hay Allah. Hafif fren al. Saymaya devam et. 80. Seni geliştirecek. 80. Evet. 78, 76. Sol aynandakini gör. Kaçma sola. Bravo sana. 74. 72, evet. 70. Sağ aynındakini gör. Saymaya devam. Sağ aynı lütfen. Evet. Fren alıyoruz. Flaş. Al freni. Sağda çok yoğun kamyon var. Saymaya devam lütfen. Bırak freni. Freni bırak. 70'teydin değil mi? Evet. 68, 66. Kaçta olduğunun önemi yok. Say. Tamam, 66, 64, 62. Sol aynandan gelen var mı? 60, 58. Evet, sağ aynanda var mı? Yok hocam. Evet. 58, 56, 54, evet. 56, 54, 50, 52, 50. Önemli değil say. Niye hocam, niye sayıyorsun? Bak say. Beynin ona alışıyor. Tamam 50. Bu ne biliyor musun? Nedir hocam? Çok odaklı düşünmeyi sağlamaya çalışıyor. Tamam. Her şeyi görüp sürecekte böyle var. Bak o fren lambasını göreceksin. Bu fren lambasını göreceksin. Arkandan gelen o arabayı göreceksin. Kendi arabanı göreceksin. 4 tane araba süreceksin. Kaç tane? 4 tane. Birincisi asıl olan bu. Karşıdan gelen varsa iki yönlü yollarda bunu sürmek zorundasın. Kontrol etmek zorundasın. Bak iç aynana. Arkanda araba var mı? Var. İç aynana. Var mı? Var. Var. Bunu sürmek zorundasın. Geç kaza. Solunda araba var mı? Var. Hepsini sürmek zorundasın. Anladın mı? Soldakini, sağdakini, karşıdakini, bunu. Esas olan bu. 48. Evet. Say. 46. Say. Çok da düşüneceksin. Aynalarına baksa 100'den geriye tekrar. Hocam bir daha. Evet. Say. 198, 96, 94, 92, 90, 88. Evet. 86, 84, 82, 80, 78, 76. Önemli olan bu. 70.
76, 74. Gazını burada radar bölgesinde. Tamam. 74, 72, 70, 68, 66, 66, 64, 62, 60, 58, 56. Evet, beyin alıştıkça aynen. Sayayım mı? Say. 56, 52. Aynalarına bak, sol aynaya bak. Durma, sayarken bak. Tam 52, 50, 48, 46, 44, evet. 42, 40. 38. Öndeki fren lambaları varsa yorumla, arkadan geleni yorumla, sürekli beyin tıkır 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 işleyecek yani. Anladın mı? Anladım. Sırf önümüze bakarak araba sürmeye imkan yok. Evet. Bak şu adam kaynak. Evet. İşte bu adamdan nasıl kurtulacağını hesaplayacaksın. Görüyor musun? Pat 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 geçiyor. Gaz ver artık. Sağ aynandan bak, gelen var mı? Öndeki sinyalini gör. Evet, şimdi camını yıka. Artık bizde nasip olacağı yorulmasak sen de bizde saydırırsın. Ne kadar komisyon vereceğinize mi? Hayır hocam ya. Ya yeter ki yapalım, siz ben size her zaman yapmayacağım. Az gaz verelim. Bir kamyonun yanında uzun süre durmak doğru değil. Bas gaza geç. Şimdi otomatik araçlarda onun da bilgisini vereyim ben sana. Otomatik araçlarda bilmen gereken bir durum var. Buyur. Az gaz ver. Yoluna dikkat et. Araç içinde bakacağın bir şeye lütfen bir saniyeden daha az. Sakın uzatma. Bir saniyeden daha az. Tamam. Tamam. Şimdi otomatik araçla araç geçmek istediğinde ani hızlanmak gerekir. Ani hızlanmak istediğinde bütün otomatik araçlarda olan King Down sistemi. Nedir o? Onu göstereceğiz. Tamam. Yokuş aşağı geleceğiz değil mi? Evet. Yavaş yavaş gazdan ayağımızı çekiyoruz. Sağ sol aynalarını gör. Şeridini koruyarak ilerle. Gaza basıyorum. Gerek hocam. Yok. Gazını bırak. Gerek yok. Burası çok tehlikeli bir viraj. Bu yolun en tehlikeli virajı. Frene basabilir miyim şurada? Şu anda gerek yok. Tamam. Hız kaç demiş. Çizgilere yanaşma lütfen. Yanaşma. Sola yanaşma. Kendine yakın olan çizgiye, kendine güvenli hissediyorsun. Ona yanaşmaya çalışıyorsun. Şimdi fren alıyorsun. Hız kaç diyor. Elleriyor. Yeterlidir fren. Bırak freni. Sağ çizgiye yapış. Sağ çizgiden ayrılma. Biraz önce yaptığımız gibi. Ayrılma. Çizgiyle birlikte. Çizgi ne diyorsa onu yap. Şimdi normale çekiyorsun. Hafif frene geçiyorum hocam. Normal. Yok yok, gerek yok. Geçmiyor. Bu viraj gayet normal. En tehlikeli virajı geçtim. Gaza şimdi basmıyorum hocam. Artık gaza geçebilirsin de. Önümüzü gördük. Şimdi bak, sağda duran arabayı gördüm. Sol aynana bak, çıkma. Sol sinyali yaktı mı? Yok, kapat. Çıkamazsın çünkü dur. Bak aynana. Çıkma şansı yok. Tamam, tehlike geçti zaten. Adam indi. Çok geçme sonucu. Şimdi bak, King Down sistemi, geç gaza, hafif gaz ver. Yapacağın hareketi elimle göstereyim. Gazı bırakıp pat diye vuracaksın. Şimdi mi? Evet. Ne yapacağım? Bırak gazı, vur. Yapamadın. Bırak, birden vur. Yaptın mı hocam? Hayır. Tüt pat. Böyle mi? Ha. Oturma. Ne oluyor bu? Gazı bırak. Ani hızlanmak istedin. King Down sistemini devreye soktun. Araç geçeceksin. Zora düştün. Ooo iyiymiş. Bu otomatik bütün araçlarda mı? Hepsinde. Çok iyi. Biz bunu manuelde 4 ile gidiyoruz. Hızlanmak istedik. Çakarız 3'e. Veririz gazı. Hızlandırırız. Tabii hıza göre de değişir. Örneğin 70 ile giderken 4. viteste 70 ile giderken hızlanmak istiyorsan gaza basmak yerine 3'e takıp gaza basmak daha çok hızlandıracaktır arabayı. Sola yanaşma, solun kamyon. Biraz açıyorum sen. Alma sahil. O sol el bugün ölecek. Vallahi bugün. Bugün sol el ölecek. İlerleyelim. Gitme sola, sola çekiyor seni kamyon. Kamyona bakma. Yoluna bak. Yoluna bak. Baktığın yere gidersin. Düzelt bunu. Bas gaza. Şimdi bir araç geçmesi denk gelirse sağ sinyal var. Gör onu. Gördüm hocam. Yavaşlıyorum o yüzden. Hafif gaz verebilirsin. Araç geçmede nasıl işe yaradığını göstereceğim. O nasıl bas, çok sağa geldi ama onu yapma. Tamam. Şuradan, şu çizgiden çıkayım. Evet, o çizgiyi sakın geçme. Doğru değil. İç aynandakinden haberdar ol. Sol aynandakinden haberdar ol. Arkamızda otobüs var. Birazcık basıyorum. Gerek yok basmana. Normal seyirle devam et. Bassan kamyonun arkasına kadar basacaksın ki takip mesafen gayet güzel şu an. Nasıl son durumda?
gaz ve otobüs geçecek. Tamam, gazı kes kes. Gazı kes, yardım et kes. Geç gaza, geçemeyecekti yoksa. Eğer sen gaza bassaydın geçemeyecekti seni. Yüklüm işte. Virüs var ama hala insanlarda maske yok. Hani tamam bizde de yok da. Bakan diyor ki sayı 2500'ü geçti ama hiçbir tedbir yok. Yani ne olacak bilmiyorum. Hala Covid'e yakalananlar var. Hala bir sosyal mesafe geçmez, muhabbeti yok. Geçmez böyle normal gibi devam edeceğiz herhalde. Yani. Yine ölen var. Var. Yapacak bir şey yok. Ne çıkasın? Ölen ölsün diyorlar herhalde artık. Nüfus çok herhalde hocam ha. Muhtemel. Mesela ben otobüste falan böyle dikkat ediyorum, maske falan takıyorum da böyle hani her yerde artık yok ya maske falan. Maske marketlerde de satılmıyor artık, o değil. Satılıyor da falan yok. Yok, vallahi yok. Şokta yok mesela. Ha. Tabii canım, görmedim. Şey, ben başta gördüm. Başta var. Gözünle sol kolunu biraz daha iyi idare etmen gerekiyor. Lastik izlerin çok net şu an. Sola kaydık. Şuradan devam ediyorum. Freni bırakıyorum hocam. Lastikste. Gördüm. Ha. Freni bırakıyorum. Fren yok. Gazı da bıraktım şu anda. Viraja doğru hafif gaz, sağ çizgiden destek al. Gaz ver, sağ çizgi destek. Evet. Şimdi ortaya doğru. Sol çizgiden destek almıyoruz, ortaya doğru. Gaz verdik. Destek almıyoruz soldan. Bastık gaza. Sağ çizgi destek, sağ çizgiye basmama şartın var. Sağ çizgiye hiza al, ayrılma. Evet. Evet, koruyorsun sağ çizgiyi. Korumaya devam et viraj çıkışına kadar. Geç gaza artık. Şimdi helikeden döneceğiz. Gaz ver. Sağ elini destek olarak al dedik, sonra sinyal gerekecek. Yak sağ sinyali. Sağ lütfen yukarı. Mesaide. Evet. Buradan çıkıyoruz. Otobüsle birlikte. Üst geçişten geçtikten sonra köprülü kavşağın oradan geriye döneceğiz. Tamam. Sinyali artık kapatabilirsin. Frene geçtim, bak öndekilerde fren var. Al freni biraz daha. Mesafeni kapatma. Kay sola. İlerle. Yanaşma. Şimdi otobüs yeni durdu. Bundan çok korkacaksın. Oradan pat diye birileri çıkabilir. Yani insan var diye durmuş da olabilir. Birden durdu çünkü adam. Evet. O birden durmalarda onun önünde bir şey olabileceğini hesapla. Ver sol sinyali. Defalı gaz verme. Sol lütfen aşağıya. Defaların önünden beyaz otomobil gibi döneceğiz. Fren al. Sol çizgiden destek al kendine. Sol çizginin kenarından döneceğiz. Fren al lütfen. Evet. Dur defasına uyacak kadar duralım. Baktık sağa var mı gelen. Sola dönüyoruz. Devam. Geç gaza. Gaza geç lazım hocam. Bas gaza, devam. Evet. Topladın. Sola kaçırma lütfen. Bu toplamada biraz daha düzelmesini sağlar. Yani şöyle sola doğru kaçıp düzelmesini aradım. Tamam. Şimdi döndük. Aynı yolu geri gideceğiz. İstasyon caddesine de bir girelim bugün. Oradaki girelim. Trafik dur kalkına da bir girelim. Çok sol çizgiyi aldım. Sol çizgiye hiçbir zaman yanaşmayacağız. Onu unutma. Tamam. Şimdi sol sinyalini verdin, aynana baktın. Gelen yoksa bas gaza aşağı. Solu doğru veriyorum. Bas gaza. Birden çevirdim. Birden çevirmeyeceğim. Tamam. Yavaşça sol şeride çıkılmaz. Sinyali tamam. Kapat. Sol çizgiden destek alma. Ortadan. Böyle iyiydi mi hocam? Evet, gayet iyi. Bunu bozma. Bence bravo oldu. Evet, geç kaza şu an, gayet iyi. İşte gözün sol kolunu yönetmeyi anlayacak. Arabayı sol kol sürüyor Gökhan aslında. Anladın mı? Bütün idareyi yapan sol kol. Sadece yardımcı. Orada duruyor destek olarak. Ama çevirmeyi, bütün her şeyi sol el yapıyor aslında. Evet.
aradaki zorluğu göstereceğim ben sana. Sağ düz çizgiyi baz aldım. Evet. Oradan kaçmıyorum. Çıkışın basmıyorum ortaya doğru olacak. Kenara doğru gitme ortaya. Frene basayım mı? Gerek yok. Evet. Şimdi elini değiş bakalım. Zorluğu gör şimdi. Sağ elini direksiyon al. Sol eli indir. Hocam hiç yapmasak bunu. Yapalım yapalım. Görelim. Buna da alışacaksın. Bunu da yapacaksın. Ama bu ters değil mi hocam? İşte. Yapacaksın. Sakin. E tamam yapayım. Aradaki zorluğu gör. Şöyle dönelim. Bunu arttım biraz. Görüyor musun aradaki farkı? Sağ el dengeyi çok zor sağ. Evet. Anlatabildim mi? Zaman içinde o da düzelecek. Ama kendinize biraz zaman vermeniz gerekiyor ya. Yani. Şimdi sol kolu tamamen düzeltelim. Bak kaçıyor hemen. Görüyor musun? Evet. Bu alıştı ama biraz hocam. Tamam alışacağım. Göz alışıyor ona aslında. Gözün sol kolunu yönetmeyi anlıyor. Gazını bırak. Yokuş aşağısın çünkü. Böyle şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yokuş aşağıda basmadan da araç yakıtı yakmaz. Gazı bıraktığında yakıtı keser. Şu an gazı çektim hocam. Yani bu kendi günlük hayatında da böyle olsun. Yokuş aşağı gaza bastığınızda boşu boşuna araç zaten gidecek aslında. Ama siz bir de gaza basıyorsunuz, yakıtı yaktırıyorsunuz. Bırak hiç yakmadı. Hiç yakmaz. Sıfır. Sıfır yakmış. Hiç yakmaz yani. Basmaman gereken her yerde basmamakta fayda var. Yakıt tasarrufu açısından da çok önemli. Şu gerek an basmıyorum yok. Mesela zaten gidiyoruz. Şu an basabilirim. Şöyle olur yokuş aşağı. Mesela biraz sonra deneyelim. Geç kaza güzel bir yokuşa gideceğiz. O yokuşta şuna karar vereceksin. Arabanın hızı iyiyse hiç kurcalama gitsin. Değilse tamam bakın. Bak orada neye bakacağız? Trafik aksıyor mu biz gaza basmadığımızda? Çünkü burası şehirler arası bir yol değil mi? Evet. Yerleşim benim içinde ben mesela yokuş aşağı inerken hiç gaza basmam. Hiç. Bırakırım gazı. Araç viteste kendisi iner. Yine virajdan düz çizgiyi solun. Şimdi sağa aldım bas. Sola yani yaklaşmamak şartıyla. Tabii. Frene basmama gerek yok. Trafik normal gayet. Geç kaza artık. Aslı üçer üçer saymaktır, onu söyleyeyim. Ha. Tabii aslı üçer üçer saymaktır. Tamam, sayın. Biz ikişer ikişer saytırıyoruz. Onu şimdi hesaplamaya kalkıyor. İşte, üç kaç çıkıyordu? İşte yani orada beyin nereye, neye karar verecek ona bakıyorsun. Geç kaza yani orada saymayı mı düşünecek yoksa bunu kurtarmayı mı düşünecek ona bakıyoruz aslında. Aynen. Az kaza, orta şeritsin, az gaz vermelisin, bas kaza. Gazda geciktin mi otomatik araç zor toparlar. Orta şeritten ayrılmadan devam. Evet, şimdi karşıdaki trafiği yorumla ve gazını ona göre ayarla. Biraz fazla sağ ol. Mesela şu şöyle ortalıyorum hocam. İşte bunu hiç yapmamak. Viraj çıkışı gazı bir bırak, aracı viraja bir yatır, şimdi gaza bas. Viraj girişini böyle gazdan bir çek, araç bir otursun, oturduğunu hissettir zaten, gazı verir çıkarsın. Ben kendi şeridimle gidiyorum, geçebilirim. Evet, adam zaten biliyor şeridini. Bu geçme değil zaten, geçişme. Geçişme. Yanaşma, yanaşma. Çok yanaştı. Bu da yanaşma. Şimdi gazı bıraktık değil mi? Evet. Kendisi gidiyor şu an. Trafiği aksatacak bir durum var mı? Yok. Yok. Bu bak yanaşma işte. Doğru değil. Bunu kaçırmaman lazım. Tamam.
sağdaki tabelayı yok buradan. Yerdeki göremiyorum ki. Radar diyor. Ha, ona bak. İşte. Frene basıyorum. Göremediğin son tabela. Allah korusun. Allah korusun. Tehlikeyi fark ettin mi şimdi? Bak, fark ettim tabii. Bak beyin burayı seçmek zorunda. Anladın mı? Göremediysen